Merhaba gençlik. Şimdi ikizkenar üçgenin konu testini gömüyoruz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Bakalım ne demiş? 4 var, 8 var. AB AC'ye eşitmiş. AB ile AC birbirine eşit. Peki dostum. Şimdi AB ile AC birbirine eşitse ben ikizkenar üçgenin tabanına diklik indirecektim ikizkenarı görür görmez ve bu diklik kenarortayda olacağı için tam denizli noktasına geliyordu. Şimdi bakın burada bir de aynı zamanda ne çıktı? Diklikten diklik inmiş oldu ki Öklit'i yapabilme hakkını kazandı. H kare P çarpı K. Yani 4'ün karesi 16. 8 çarpı şurası ki burası da 2 oldu dostum. İkiz kenar olduğu için burası 10 ise bizim X dediğimiz yerde 10 olacak. Cevabı Bursa'dan işaretledim. Geldik 2'ye. Aşağıda 2 metre aralarında 2 metre mesafe bulunan yere dik konumdaki direk arasında 2,5 metrelik bir ip asılıyor. Ardından ipin orta noktasından bir yük bağlandığında bağlantı noktasının yerden uzaklığı 6,5 değil 65 santim oluyormuş. Peki. Buna göre bu direkler arası mesafe 50 santim daha kısa olsaydı ipi orta noktasından asılan yük ile birlikte bağlantı noktasının yerden uzaklığı kaç santim olurdu diye bir soru sormuş. Şimdi bunun toplam uzunluğu 2,5 metreymiş yani 250 santim. O halde burası 125. Burası 125'tir diyelim. Şu direkler arasındaki mesafe 2 metreymiş. İkiz kenar olduğu için ben tabanına diklik indirdiğimde bu diklik burayı 2'ye bölecekti. 2 metre ise yani 200 santim ise 100 santime 100 santim diye burayı böldü. Ve bakın şurada şurasını 5'e bölsem 20, 5'e bölsem 25, 15, 20, 25 üçgeninin 5 katı var. Demek ki şurası da 75. Demek ki benim şu ipimin şu uç kısmının yerden yüksekliği toplamda 75 ile 65'in toplamı yani 140. Demek ki direğin boyu 140 santim. Bunu öğrendik. Şimdi diyor ki bu direkler arasındaki mesafe 50 santim daha kısa olsaydı. Yani 200 santimdi ya. 150 santim olsaydı. Şöyle yazalım 150. Bu sefer bu ip şöyle gelecekti yine. Tam ortadan asıldığı için yük şurada böyle bir kalacaktı. Yine ipin uzunluğu değişmediği için 250 santim olacak. 125, 125. Bu sefer bu aradaki mesafe 150 idi. Ben bu dikliği indirdiğimde 150'yi 75, 75 bölecekti. Ve bakın yine 75, 100, 125 üçgeni çıktı arkadaşlarım. Burası 100 santim olacaktı. Peki 100 santim burasıysa toplam 140'tı ya direğin boyu. Aşağıya ne kalacaktı bu durumda? 40 santim. Yani yerden yüksekliği bu durumda 40 santim olacaktı dedik. Şuna geldik. Şekil 1'de bir zarfın açık hali, şekil 2'de de kapalı hali gösteriliyor. Kenar uzunlukları 11 ve 24 santim olan zarfın açık durumundan kapalı durumuna geldiğinde uç noktası A'nın zarfın alt kenarına uzaklığı başlangıca göre 10 santim azalmaktadır diyor. Tamam. Şimdi zarf buradayken şuraya olan uzaklığı ile şu konumdayken buraya olan uzaklığı ki bunu bir daha biz şöyle geriye doğru açalım isterseniz. A noktası buradaydı. 10 santim azalmış. Bu uzaklık 10 santim azalmış. Yani şurası x ise bu uzaklık x artı 10'muş arkadaşlar. Demek ki şuranın toplamı x artı 10 buraya 10 kaldı. Hatta bu 10'u da şurası tıpatıp aynı zarf olduğu için aynı üçgen kısım olduğu için 5 5 diye de burası dağıldı. Şimdi bu zarf tam ortaya geleceği için burası 12 12 diye dağıldı. Burası 12 12 oldu. 5 12 13 üçgeninden zarfın bu kenarlarının da 13 olduğunu bulduk. Buna göre şekil 1'deki gibi zarf açık durumdayken zarfın çevresi kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi biz şuraları 13 13 bulduk. Çevreyi hesaplayalım. 11 buradan. 11 de buradan geliyor. 22. Şuradan 24 geliyor. Toplam 46 yaptı. 46 13 daha 49 59 yaptı. 13 daha 62 72 yaptı arkadaşlarım. Toplam çevremiz 72 birimdir. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, sıradaki sorumuz. Ne diyor? AB AC'ye eşitmiş. Yere paralel D doğrusu boyunca kesilip üstteki üçgen K noktası etrafında döndürülerek tam buraya denk düşüyormuş dostlar. Yani üstteki üçgenin şu kenarı şuraya denk düşüyormuş. D
tam üst üste geldikleri için burada. Demek ki bu kenarla bu kenar eşitmiş. Yani şurayla şurası eşit. Paralel olduğu için bu tarafı da ikiye böldü. Aynı kenar olduğu için hepsine aynı simgeyi koydu. ABC üçgenin çevresi 31 santim. Paralel kenarın çevresi ise, şuradaki paralel kenarın çevresi, ki buna da şöyle isimler verelim biz. Şu kenarlara A, A, A ve A diyelim. Bakın şurası A oldu. Burası A oldu. Başka. Şurası X'ti. Biz 2X diyelim mi buna ya? 2X olsun bu. Şurası 2X. Bu da orta taban olduğu için X oldu. Yani şurası da X geldi. Tabii bu X, şurası X ise burası da X oldu. Buraya da X diye kaydı. Toplam 2X oldu yani burası. Şimdi bize söylenen şey, ABC üçgeninin çevresi, yani 2, 4A ile 2X'in toplamını vermiş bize. 4A artı 2X'i 31 diye vermiş. Paralel kenarın çevresi ise 2A ile 4X'ten oluşuyor. 2A artı 4X'i de 29 diye vermiş. Şimdi bize X'i sorduğu için biz buradan A'ları yok edelim. Hemen şurayı 2 ile genişletelim. 2 ile çarpalım şurayı. Yeni hallerini yazıyorum dostlarım. Şimdi üsttekine hiç dokunmadım. 4A artı 2X eşittir 31. Alttakini 2 ile çarpıp şuraya yazıyorum. 4A artı 8X eşittir 58. Çıkartıyorum birbirinden. 4A'dan 4A gitti. 8'den 2 çıktı 6X. 58'den 31 çıktı 7, 27. Demek ki X eşittir 27 bölü 6. Hatta X eşittir 3'e bölelim 9 bölü 2. Tabi bize 2X'i soruyor. Biz X değil de 2X diye yazdık bunu. 2 katını soruyor. 9 geldi sorumuzun cevabı. Evet. 4 soru daha var önümüzde. Hadi bakalım ne diyor 5. sorumuz. Yine şunu fark ettim. Bakın kayı kuralı dediğim kural arkadaşlarım. Kayı. Şimdi burada DE doğrusuna bakın. ED'ye bakın. ED yüksekliktir desem doğru demiş olur muyum? Evet, çünkü dikinmiş kenar. Peki ED kenar ortay olmuş desem doğru mu söylemişimdir? Evet, çünkü bir kenarı ikiye bölmüş. Kayı kuralında bu ikisi varsa diğer ikisi de olacak demiştik. Herhangi ikisi mevcutsa diğer ikisi de mutlaka olmak zorundadır dedik. O zaman bu ED açıortay olacak. Açıortay olması için tabii ki önce bir üçgenin köşesinden inmeli. O yüzden şurayı üçgene tamamladım ve buranın açıortay olduğunu gösterdim. Ve ikiz kenar olduğunu da söyledim. O halde burası da alt. Şimdi başka ne demişti bize? Diklik var. 6 6'yı gösterdik. Şurası 75 90'sa şurası 15'tir. Artık ikiz kenar olduğu için burada 15'tir. Buraya 60 kaldı, buraya da 30. Ve bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olur. 3'ü paketleriz. Cevap Adana'dan çıktı gitti bile. 6. soru. Şekilde sarkaç uzunluğu 80 santim olan bir sarkaçlı saat gösterilmiş. Sarkacın en sağa ve en sola gittiği anlarda uç noktaları arasındaki uzaklık 96 santimdir. Bu anlarda uç noktanın yerden uzaklığı 1 metredir. Evet, bize verilen şey şunların ikisinin arasındaki uzaklık en uç noktadayken 96 santimmiş. Buna göre sarkaç yere dik konuma geldiğinde uç noktasının yerden uzaklığı nedir diye soruyor. Önce gelin şu ikiz kenarın tabanına bir diklik indirelim. Burayı bir ikiye böldürelim buna. 96'yı şöyle bir 48, 48 diye ikiye bölsün. Şimdi şu dik üçgenden 80 16'nın 5 katı. 48 16'nın 3 katı. O halde şurası 16'nın 4 katı olan 64 olacak. 3, 4, 5 üçgeninin 16 katını vermiş bize. Peki 64 santim burası. Aşağıya doğru indiğimde de 100 santim, yani 1 metrede burada var. Toplam 164 santimmiş şuradan aşağısı. Peki bu sarkaçın boyu neydi? Hani şuraya bir daha çizeyim. Sarkaç şimdi yere dik konumdayken şöyle olacak. 80 santim boyu. Toplamda biz burayı ne bulduk? 164 bulduk. 80'i çıkarırsam buraya ne kalır? 44 değil, 64 kalır değil mi? Yok. Ne 64? 84 kalır. Evet. Demek ki sarkaç yere dik konumdayken yere olan uzaklığı 84 santimmiş. Cevap Edirne'den geldi. Güzel soruydu.
Yedinci sorumuz. ABC üçgeni biçimindeki karton D1 doğrusu boyunca katlanınca A noktası ile C noktası çakışıyor. Tamam. Hemen şunu biz D1 doğrusunu şöyle bir D1 doğrusu boyunca geri açalım. Burası tam A ile C çakışıyorsa şurası AK, KC'ye eşittir. Bu açıortay olacaktı. Demek ki bu bir ikizkenar üçgenmiş. Tamam. AB ile BC eşitmiş. Bunu biliyoruz şimdilik. Şurası da tam kenarortaymış ve açıortaymış. Kayı kuralı gereği. Sonra diyor ki D2 doğrusu boyunca katlanınca da C'nin görüntüsü C üssü oluyor. O zaman bunu da geriye açalım. Şöyle geriye açtığımda C burada. CH, C üssü H'e eşittir. Burası da 2. Şu şuna eşit. Burası 90. Şimdi bunu tekrar şu haline geri açalım. İlk konumuna. A buradaydı. Ve bu buna eşitti. Aynı zamanda bununla da bu eşit olduğu için buraya da 90 yazdım. Şurası da dik açıydı dostlarım. Neyi soruyor bize? K noktasının AB kenarına uzaklığı. AB neresi? Şurası. Bu kenara olan uzaklığını soruyor. Şuradan çizdiğimiz dikliği soruyor. Aslında bu diklikte katlanınca buraya geldi değil mi dostum? Bakın diklikten diklik indiği için öklit yapalım. H kare 2 çarpı 8 yani 16 olacak dostlarım. 2 çarpı 8 16 H kare. Demek ki H 4. E bu da buna eşit olduğu için bu da 4'tür. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Son sorumuza bakıyoruz. Kenar uzunlukları 40, 40, 64 olan ikizkenar üçgen biçimindeki bir plaka 24 santim sağa ötelendi. Bakın B 24 santim bu tarafa geldi. Şimdi C de 24 santim bu tarafa geldi. Burası 64'tü, şuraya 40 kaldı. Şurası 40'tı. Şurası da 40 oldu tabii ki. Falan filan. K noktasının zemine uzaklığı nedir diye bir soru sormuş. Şuradan aşağıya inen dikliği istiyor bizden dostlarım. Şimdi şurada bir benzerlik var aslında. Bakın şunun şuna oranı dediğimiz benzerliği buradan yapabiliriz. Ama benzerlik yaparsak çok saçma olur. Ne gerek var benzerliğe diyecek insanlar. Biz daha bilmiyoruz benzerliği diyeceksiniz. Tabii ki haklı olarak. Şimdi şurası ikizkenar üçgen. Onu bir gösterelim. Çünkü büyük olan da ikizkenar üçgendi. Bu da mecbur ikizkenar üçgen oldu. Ve burayı 40'tı ya burası. 20. 22'ye böldü. Başka ne yapabiliriz? Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Burasını da 32 diye bölsün. 8'e bölersem 4, 8'e bölersem 5. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninin 8 katı. 3'ün 8 katı olacak 24'müş şu yükseklik. Yani normalde şuradan aşağı çizdiğim yükseklik 24. Bunu da söyleyelim. Yine benzerlik yapmak zorunda kalacağım. Onu bulduysam bile gerek yok. Benzerlik yapılacak mecbur. Ne diyeyim? Arkadaşlar benzerlik dışında da başka bir şey gelmiyor aklıma ya. Mecbur yapacağım bu benzerliği. Hadi yapalım. Şurası 40. Şurası 64. 40 bölü 64. Eşittir. Şuna x diyelim. Şurası 40. X bölü 40'a eşit. Şimdi 8'e bölelim 5. 8'e bölelim 8. Bir daha 8. Bir daha 8. 5. X eşittir 25 çıktı. Yani şurayı 25 buldum. Ve şu dik üçgene baktığımda 15, 20, 25 üçgenidir. O yüzden bu yükseklik 15 geldi diyebilirim. Evet, benzerlik yaptım arkadaşlar. Mecbur kaldım. Başka bir şey görmedim çünkü. Belki de vardır başka bir yolu. Pekala. Hadi bakalım. Konu testini de gömdük. Bir sonraki videoda ÖSYM soruları çözülecek. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.